Teslim öncesi konuşan Belediye Başkanı Ölnur Aktaş, sosyal belediyecilik anlayışının örneklerini bir bir ortaya koyduğumuz ve bu alanda her geçen gün ilerleyen İnegöl Belediyesi hayata geçirdiği projelerle bu konudaki iddiasını gözler önüne sermektedir diye konuştu. İlçemizde ilk defa biliyorsunuz 12-13 yıl önce İnegöl Zihinsel Engeller Derneği ve Özel Eğitim ve Uygulama Okulu arsa tahsisinde, çevre düzenlemesinde her türlü ihtiyacında İnegöl Belediyesi olarak biz varız. Yine farklı konularda tedaviye gidip gelen vatandaşlarımızın ulaşımlarını yine İnegöl Belediyesi olarak karşılıyoruz. Kamu binalarında rampa, yol düzenlemeleri yine İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Tabii engelli çocuklarımıza yönelik her yıl efendime söyleyeyim sportif şenlikler, bunun yanında onlara yönelik farklı faaliyetler, geceler, konferanslar ve benzeri uygulamalar. Yine 23 yaş üstü engelli vatandaşlarımızla alakalı halk eğitim bünyesinde oluşturduğumuz efendime söyleyeyim onların kabiliyetlerini ön plana çıkaracak çalışma merkezleri, aile danışma merkezimiz ve engelliler gündüz bakım evimiz yine İnegöl Belediyesi tarafından işletiliyor biliyorsunuz Osmaniye Mahallesi'nde. Yani biz o rutin belediyecilik, park, yeşil alan, efendime söyleyeyim yol, asfalt, su, bunlar zaten belediyenin normal hizmetleri. Ama İnegöl Belediyesi gerçekten bu tip sosyal hizmetleri daha da çeşitlendirmek, daha da üst düzeye çıkarmak adına büyük bir gayret içerisinde. Bak az önce Resul Bey ile Erdal Bey'e de ifade ediyordum. Bizim sadece sosyal hizmetlerden sorumlu, sosyal işlerden sorumlu bir tane başkan yardımcımız var, Gülen Hanım. Allah razı olsun, bu organizasyonları hep o yapıyor. Konuşmanın ardından engelli vatandaşlara akülü araçlar teslim edildi. Başkanım. Başkanım buraya doğru.